tasarısı, beklenen anlaşma Çin'le biliyorsunuz ABD tarafında ve Trump'ın asil oylaması gibi çok önemli gelişmeler var. Tüm bunları Washington'a gidiyor olacağız ve Forum USA'dan gazeteci Anıl Sualar pazartesi olduğu gibi konuşacağız. Anıl, öncelikle yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın Murat. Senin şıklığında iyi bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ederim. Valla o senin güzel gözlerin, güzel kalbin diyelim. Çok sağ olasın. Haftaya tabii iyi başlamak ve motive başlamak için de bir miktar dikkat ediyor insan diyelim. Çok fazla şey birikti. Seninle konuşmadığımız günden bu yana ABD Senatosu'nda 1915 olaylarını aslında tırnak içerisinde soykırım olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul ettiğini görmüş olduk. Bununla ilgili de çok fazlasıyla açıklama da var. Türkiye cephesinde ve ABD tarafında son durum nedir diye sözü sana uzatsam. Murat, 29 Ekim'de Türkiye için önemli bir günde, Cumhuriyet Bayramı'nda Temsilciler Meclisi'nden üstünlükle biliyorsun 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanınmıştı. Ve Senato'ya daha önce iki kere gelmiş, engellenmişti. Lindsey Graham biliyorsun Trump'ın önemli kurmaylarından ve iki kere Beyaz Saray bu Ermeni soykırımını tasarısını Senato'da görüşmeye engellemişti. Fakat üçüncü kez Türklerin yoğunlukta yaşadığı New Jersey eyaletinden Bob Menendez, Demokrat Parti'den, Cumhuriyet Parti'den ise Ted Cruz, kendisi Cumhuriyetçi ve Texas'tan bunu Senato gündemine taşıdı ve Türkiye'ye karşı bir yaptırımın gelmesini ve Ermeni soykırımı tanımamız gerektiğini dile getirdi. Ve kimse engellemedi. Senato'dan üstün çoğunlukta sözde Ermeni soykırımı oylandı ve kabul edildi. Ama bundan sonrası ne olacak? Donald Trump'ın masasına gitmeyecek. Diğer kanun tasarıları gibi değil. Sadece bir danışma olarak, bir fikir olarak ABD Başkanı Donald Trump'a gidecek. Washington Büyükelçisi Türkiye'nin Serdar Kılıç utanç kaynağı olarak çok sert bir tepki gösterdi. Ve Türk-Amerikan ilişkileri biliyorsun çok zorlu dönemler geçirdi. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelik üstünü buna karşın kapatabiliriz gibi sert bir açıklama yaptı. Ama Temsilciler Meclisi'nde geçen karardan bir farkı yok. Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmedi. Donald Trump'ın biliyorsun bununla ilgili olumlu bir açıklaması olmayacaktı. Belki ilerleyen günlerde iki lider diğer konularla birlikte bir telefon görüşmesi yapabilir. Ama dediğimiz gibi maalesef yavaş yavaş Amerikan taraflarında resmi yerler tanıdı. Ama bu başkana gitmeyecek. Sadece fırsat dediler ve 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıdılar Murat. Evet, bir diğer konu da Anıl, notlarıma baktığımda ABD ile Çin tabii ki ticaret savaşına dair anlaşmalar. Steve Mnuchin bununla ilgili önemli açıklamaları vardı. İşte dünya ticaret hacmine bu haber olumlu olarak yansıyacağını söyledi. Daha doğrusu bu hamlenin olumlu yansıyacağını söyledi. Ama ben az önce bir haber paylaştım. Pekin'in de bir sessizliği var. İşte bu kadar çok tarım ürünü almaya zorlanan bir Pekin yönetimi görüyoruz. Pekin çok fazla konuşmadı, çok hayra alamet midir diye sorsam sana. Aslında hep Amerikan tarafına baktık. Senin de söylediğin gibi Pekin tarafı sessiz. Araştırmalarını yaptığımızda Amerikan medyasında da Pekin'in sessizliğine dem vuruluyor. Ve biliyorsun en üst tepede ABD Başkanı Donald Trump bu konuyla ilgili ardı ardına Twitter attı. Biliyorsun 1,5 yıldır konuşuluyor. Pekin tarafından ise baktığımızda Çin Ticaret Bakan Yardımcısı konuyla ilgili anlaşmamızı sağladık, şartlarımızı masada gördük, kağıt üzerine konuştuk, anlaşmanın ilk evresi sağlandı gibi kısa bir açıklama yapmış. Bu hafta herhalde sessizliğini bozacaklar çünkü Pekin tarafı da önemli. Donald Trump'a baktığımızda Twitter'dan biliyorsun Çin ile çok geniş kapsamlı bir ilk evre anlaşması yaptık. Çin bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji ve sanayi ürünü gibi birçok şey almayı kabul etti. Yani Donald Trump her zaman olduğu gibi bunda da üstünlüğünü korumaya açıklamalarıyla devam ediyor. Daha sonra %25 gümrük tarifelerini devam edecek ama %7.5 vergide konacak dedi. Yani sanki Çin tarafı Amerika'nın üstünlüğünü kabul etti, ne derse olacak gibi. Çin'in burada tavrı önemli ama herhalde ilk devre anlaşıldı. Bir aksi açıklama gelmedi.
ilk evrede anlaşmanın sağlandığını Amerikan medyasında da Donald Trump'ın açıklamasında görüyoruz. Ama Çin tarafından üst düzey bir açıklama yok. Dediğimiz gibi Ticaret Bakan Yardımcısı kısa iki cümlelik bir açıklama yapmış. Kendisi bu anlaşmanın ilk evresinin sağlandığını, tarafların konuşulduğunu söyledi. Peki Donald Trump Başkanı dedi. Biliyorsun daha önce aktardık, kendisine bir televizyon programında sorulmuştu. 2020 seçimlerden sonra bunu belirtmişti. Biliyorsun NATO zirvesinde de bunu söylemişti. 2020 seçimlerinden sonra diye. Bu sefer ise yeni bir açıklama yaptı. Bu anlaşmanın ikinci evresi 2020'den önce olacak diye. Sana diyorum ya Murat, yani uzmanlar da analistler de Trump'ın en yakın çalışma arkadaşları, kurmayları da ne diyeceğini bilemiyor diye. Ama burada şunu söyleyeyim, kurmaylar bu anlaşmanın olmasını istiyordu. Yani her taraf ilk anlaşmadan memnun ama önemli olan Çin tarafı bu kadar tarım ürünü, teknoloji ile ilgili şeyleri kabul etti mi? Senin de Huawei ile ilgili bir haberin vardı. Mesela şu an ben Amerika'da herhangi bir mağazada internet üzerinden Huawei alamıyorum. Sadece alternatif sitelerden bir nevi kaçak olarak satılabiliyorum. Huawei sorununda Çin tarafında gördüğümüz çözülmesini istiyor. Evet, bir diğer önemli konu da tabii ki aziz süreci. Şu anda işte ara ara ekrana biz ABD vadelerini veriyoruz. Orada pozitif bir hava var ama Çin tarafında bir miktar daha eksi bir açılış başlamış oldu. Aziz süreci bu hafta biliyorsun Senato'ya gelmiş olacak ve oylanacak. Bununla ilgili de çok fazlasıyla Graham bir açıklaması vardı. Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak ve Donald Trump'ı destekleyen açıklamalarda bulundu. Son gelişmeler nedir? Hani bu hafta artık bu olay iyi ya da kötü bir şekilde diye netleşir mi sence Anıl? Bu hafta aslında temsilciler meclisinde, yani demokratların üstün olduğu çarşamba günü oylanması bekleniyor. Zaten temsilciler meclisinde biliyorsun Ukrayna soruşturmalarıyla 24 Eylül'de başlamıştı. Daha önce aziz soruşturması Rusya ile ilgiliydi. Bir yılı sürmüştü. Ama bu sefer 4 ayda sonuçlanacağı benziyor. Nasıl olacak? Çarşamba temsilciler meclisine girecek. Zaten demokratların üstünlüğü var. Büyük ihtimal kabul olacak. Kabul olduktan sonra senatoda bir mahkeme kurulması, jüri üyelerinde senatörlerden olması bekleniyor. Yani baktığımızda 15 Ocağı kadar bütün her şey belli olacak. Bir değişiklik olmazsa uzmanların ve de bizim öngörümüzü söyleyelim. Temsilciler Meclisi'nden bu geçecek çünkü demokratların üstünlüğü var. Daha sonra senatoya girecek. Senatoda da oynanacak ama senatoda 67 çoğunluğa ulaşması gerekiyor. Bu da imkansıza yakın Murat. O yüzden azledilmeyecektir ama temsilciler meclisinde ABD Başkanı Donald Trump azledilecek 3. Amerikan Başkanı olacak. Daha önce Andrew Johnson ve Bill Clinton azledilmişti ama senatoda azili kabul olmamıştı. Bu sefer de Donald Trump'ta da büyük ihtimal aynı olacak. Temsilciler Meclisi'nde karşı partide olanlar biliyorsun demokratlar Donald Trump'ı azil edecekler ama senatoda bu iş görüşecek. Cumhuriyetçi senatörlere baktığımızda Lindsey Graham biliyorsun başlarında geliyor, zaman kaybı. Donald Trump da cadı avı olarak görüyordu. Şunu da belirtelim, daha önce Richard Nixon istifa etmişti azil süreci sonlanmadan. Yani Donald Trump 3. Amerikan Başkanı olacak ama senatoda 15 Ocağı kadar bu netleşecek ve büyük ihtimal onaylanmayacak ama nasıl yer alacak? Seçimlere az bir süre kalmış olacak, yaklaşık 9 ay gibi. Demokratlar buradan bir üstünlük mü sağlayacak ama uzmanların görüşü Donald Trump oyunu arttırarak ya ben azil edilmedim, ikinci devreye yakınım diye. Murat sana aktarıyorduk, Donald Trump biliyorsun ilk seçildiğinde bir yıl yapar. İkinci yıl oldu, ikinci yılını anca tamamlar. Üçüncü yıl Beyaz Saray'a alışamaz, Trump lükse alışmıştır derken Donald Trump neredeyse ilk başkanlığını 4 yılını tamamlıyor ve ikinciyi de büyük ihtimal ilerleyen aylarda seçilecek. Yani Donald Trump rakiplerine ben hiçbir zaman yıkılmadım, ayaktayım şeklinde bir mesaj vermesi bekleniyor. Evet, son haber de aslında
Anıl Hakan Atilla için New York'ta kritik bir duruşma yapılacak. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz Temmuz ayında tahliye olup Türkiye'ye dönen, Borsa İstanbul'da da görevlendiren Halk Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın temyiz başvurusu ile ilgili duruşma haftanın ilk günü New York'ta yapılacak. Bu duruşmayla ilgili, bu kararla ilgili neler var elinde temyize başvuru noktasında? Murat, öncelikle şunu söyleyelim. Halkbank davası biliyorsun 10 Şubat'a ertelendi. Burada avukatların olmaması, danışman olarak takip etmesinden dolayı 10 Şubat'a ertelendi. Halkbank davası, ilk önce bunu belirtelim. İkinci ise Hakan Atilla'nın, biliyorsun Halkbank genel müdür yardımcısıydı. Hem görevinden dolayı Halkbank'la birlikte, ama Halkbank'dan bağımsız olarak da bu 32 ay biliyorsun bir süre vardı New York'ta geçirdiği hapishanelerde. Bununla ilgili temyiz mahkemesinde görüşecek ve bir avukat açıklama yaptı. Yakından süreci takip edeceğiz. Richard Branson biliyorsun davanın hakimi, temyiz mahkemesinde de süresinin yeterli bulunacağı ve bundan sonra daha fazla yatmayacağına karar verilmesi bekleniyor. Hakan Atilla şu an Borsa İstanbul Genel Müdürü, avukatı bunu takip edecek. Bu da bugün takip edeceklerimizin arasında olacak. Çarşamba'da sana detayları aktaracağız. Ama dediğimiz gibi herhangi bir şey olmayacak. Normal seyrine devam edecek. Önemli olan duruşma Halkbank'ın 10 Şubat'ta diye hatırlatalım Murat. Anıl, vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ederiz. Forum üyesinden gazeteci Anıl Sural'la konuşmuş olduk.